Anneciğim. Efendim Meşim. Aybüke Hatun Kırım'a gidiyor. Duydum, evet. Ben de onunla gitmek istiyorum. Birlikte gidip döneriz. Nereden çıktı bu şimdi? Çocuk başına. Aklını başına topla. Büyü artık. Çok sıkıldım. Hep bu sarayda. Hem akrabalarım onlar bizim. Ayrıca merak etmeyin. Perli Bey de bizimle gelecek. Bizi korur. Anlaşıldı senin derdin. Müsaade edecek misiniz? Tabii ki hayır. Kardeşin hasta. Sen neler düşünüyorsun? Sultanım. Aybüke gel. Biz de senden bahsediyorduk. Ben veda etmeye gelmiştim. Meşrime bizi yalnız bırak. Ama anne. Vali Bey. Şehzadem. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz kendileri istirahat ediyorlar. Arzu ederseniz geldiğinizi haber vereyim. Yok, sonra görürüm. Vali Bey. Nişanlıma siz refakat edecekmişsiniz. Hünkârımız böyle münasip gördü. Gidişine üzüldünüz anlaşılan. Ne de olsa nişanlınız. Yok, aksine seviniyorum. Nihayet ailesine kavuşacak. Fakat bir yandan da üzülüyorum. Zira bu gidişin bir dönüşü olmayacak. Bu yaz düğününüz yok mu? Aybüke dönmeden bu meseleyi çözeceğim. Ülkesinde kalmasını sağlayacağım. Malum ikimizin de rızası yok bu evliliğe. O sizin nişanlınız. Bu sandığınız kadar kolay olmayabilir şehzadem. Elimden geleni yapacağım. Keşke... Keşke kimseyi üzmeden, kırmadan bu düğünün önüne geçebilseydim. Ama olmadı. Neyse, bir çözüm bulacağım elbet. O zamana kadar bu aramızda kalsın. Elbette. Bu haldeyken nasıl gideceğim bilmiyorum. Aklım sizde kalacak. Git Aybüke. Arkana bile bakma. Zira bu sarayda ne huzur var ne saadet. Keder ve ölüm bırakmayacak peşimizi. Kaç. Kurtar kendini. Bir daha da sakın gelme. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Kaderim belli. Dönmeye mecburum. Değilsin. Kader ağlarını örmeden engel ol bu gidişata. Bırak o gemi sizi Kırım'a değil, saadete götürsün. Sultanım. Ben de seni arıyordum. Veda ziyaretine gelmiştim. Vedalaş öyleyse. Hazırlıklar bitmedi malum. Sizi özleyeceğim. Ben de öyle. Allah yolunu açık etsin. Amin. Bu arada geçmiş olsun Hürrem. Cihangir için çok üzüldüm. Yazık. Kim bilir hangi günahının bedelini ödüyor zavallı.
Mahidevran? Madem öyle, dikkatli ol. Zinhar günah işleme. Malum, seninle bir evladın var. Aybüke Hatun yarın Kırım'a dönüyor. Malumatım var sultanım. Emniyet için gerekli tedbirler alınacak. Vali Bey refakat ediyormuş. Doğrudur. Bu yüzden endişelenmeyin. Hürrem'in hain emellerinden haberiniz yok tabii. Ne demek bu? Malum, bu evliliğe karşı. Vali Bey ile Aybüke'nin arasını yapmaya çalışıyor. İftira atıp engel olma çabasında. Sultanım, İçiniz rahat olsun. Vali Bey şehzademize ve bilhassa hünkârımıza bağlıdır. Asla ihanet etmez. Ateşle barut bir arada durmaz. Biz tedbirimizi alalım. Başkasıyla yollayın. Sultanım, böyle şeylere itibar edip üzmeyin kendinizi. Ve zinhar başka kimseye söylemeyin. Asla astar olmayan bir şey yüzünden Vali Bey'i zan altında bırakırsınız. Ben kendisine sonuna kadar kefilim. Validem. Aybüke'm, benim güzel gelinim. Selametle git, selametle dön. Herkese selamlarımı, hürmetlerimi ilet. İletirim validem. Sakın yük etme kendine hiçbir şey. Çeyizini güzel hazırla. İçine sinince her şey yola çık gel. Eksik olan olursa burada zaten her şey ziyadesiyle var. Bolluk bereket içinde yapacağız düğünü. Öyle değil mi valide? Elbette. Ben de sizinle gelmek istedim ama annem müsaade etmedi. Korkma sen. Vali Bey sağ salim dönecek. Dönünce size de bir düğün yaparız artık. Nerede o günler? Hadi çıkalım artık.